Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çok sevdiğim Kıbrıs tatlısı tarifiyle geldim. Malzemelerimiz de yan tarafta gördüğünüz gibi görünüyor. Not alabilirsiniz. Öncelikle kaldıkça hiçbir şekilde bayatlamayan ve kaldıkça daha çok güzelleşen bir tatlı tarifi bu. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Evet, şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz çünkü soğuması gerekiyor. 2 su bardağı şeker ilave ettim tenceremize. Ve 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ve ocağımı açıp pişmeye bırakıyorum. Öncelikle güzelce karıştırıyorum şekerlerin erimesi için. Ve bırakıyorum artık. Daha sonra kekimizi yapmakla başlayalım. Öncelikle 4 adet yumurta, oda sıcaklığında olursa daha güzel olur. Ve o 4 yumurtayı ben öncelikle böyle bir kere çırpıyorum. Evet, bir kere şöyle üstten bir çırptım ve bir çay bardağı kadar, yani yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın rengi dönene kadar ben çırpmaya devam ediyorum. Mikserimizin en hızlı bölümünden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sabit bir yerde durmuyorum. Sürekli mikseri getirip götürüyorum her yerine değsin diye. Ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi güzelce onu da karıştırıp güzelce mikserden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi köpür köpür oldu. İstediğim görüntü de buydu zaten. Görüyorsunuz şimdi. Şimdi miksere bıraktım. Çırpıcı yardımıyla devam edeceğim. 1 su bardağı galeta unu ekliyorum. Galeta unu güzelce karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı da Hindistan cevizi ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ekliyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Ama bunu mutlaka çırpıcı ile karıştırın, mikserle yapmayın. Gördüğünüz gibi katı bir kıvam elde ettik. Benim de kolum yorulduğu için artık biraz yavaşladım gördüğünüz gibi. Daha sonra 1 su bardağı dövülmüş ceviz ekleyeceğiz. Bu arada cevizimiz ne kadar bol olursa tatlımızın tadı da o kadar güzel olur.
gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Ceviz hamurumuzun her yerine gelsin. Daha sonra harcımızı yayacağız tepsimize. Şöyle öncelikle borcamımızın en alt kısmına sıvı yağımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi köşelere kadar her yere sıvı yağımızı sürüyorum. Evet, sıvı yağımızı sürdükten sonra harcımızı borcamımızın içine döküyoruz. Şimdi bütün harcımızı koyduk borcamıza ve bunu kaşık yardımı ya da spatula yardımı ile güzelce yayıyoruz. Borcam boyutu kadar her yerine yayıyoruz. Gördüğünüz gibi her yerini yaydım. Eğer zorlanırsanız elinize biraz sıvı yağ alıp güzelce el yardımıyla da yayabilirsiniz. Şimdi onu fırınımıza verdik. Daha sonra muhallebimizi yapmaya başlayalım. 1 litre süt ilave ediyoruz tenceremize. Daha sonra 3 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır fark etmez. 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. Şimdi bu üçlüyü güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar da şeker ekliyorum. Ve bir paket de vanilyamızı ekliyoruz. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz ve pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca da ocaktan alıyoruz. Biraz da soğuduktan sonra bir paket krem şantimizi muhallebimizin üzerine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir paketi kullandım. Daha sonra mikser yardımıyla muhallebimizi güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Mikserle ne kadar çırparsanız muhallebimizin kıvamı o kadar daha güzel olur. Yani pürüzsüz bir kıvam elde etmiş olursunuz. Muhallebimiz biraz sıçradığı için ben elimi tuttum sıçramasın diye. Gördüğünüz gibi kekimiz fırından çıktı. Daha sonra soğutmuş olduğumuz şerbetimizi de üzerine gezdiriyorum. Yani şerbetimizin soğuk, kekimizin de sıcak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi her yere değecek şekilde şerbetimi döküyorum. Şerbeti güzelce çekiyor, görüyorsunuz. Son kalan şerbetimizi de güzelce üzerine döktük. Ve soğuttuk. Daha sonra muhallebimiz de soğuk. Tatlımız da soğuk bir şekilde muhallebimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi ben mikserde çok geçirdiğim için muhallebimiz çok güzel bir kıvam almış. Güzelce şimdi her yerine değecek şekilde yayıyoruz. Bu arada tenceredeki kalan muhallebiyi de tabii ki üstüne koydum. Tencerede bırakmadım.
Şimdi her tarafına yaydıktan sonra en üst kısmına da bolca Hindistan cevizi ekliyoruz. Ben Hindistan cevizini çok sevdiğim için ben bayağı bol koydum Hindistan cevizini. Size de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Bu arada süslememiz bu kadar değil. Ben üzerini farklı şekilde süsledim. Birazdan göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. Ben çilek ve toz fıstıkla süsledim. Siz dilerseniz o şekilde de bırakabilirsiniz. Farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dolapta ne kadar bekledikçe o kadar güzel olur. Bunu da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.